Merhabalar, öncelikle ben Bruno da Silva Perez, Sao Paulo doğumlu. Sao Paulo'nun dar gelirli bir köyünde aslında futbola başlamıştım. 8-9 yaşlarında futbola ilk başlangıcımı yaptıysam da 11 yaşında aslında bu işi meslek olarak, belki de futbolcu olmaya karar verdiğim an 11 yaşındaydı. Çünkü 11 yaşına bastığım zamanlarda yeteneğimin olduğunu ve bu işi gerçekten ciddiye alıp ve ciddi bir şekilde yapabileceğimi görmüştüm. Futbola başlangıcım, ciddi anlamda başlangıcımı 11 yaşında kabul edebiliriz. Bruno Perez é um jogador muito dedicado. Kendimden şöyle bahsedebilirim. Bruno Perez aslında adanmışlığıyla takımlarına verebileceğinin maksimumunu vermeye çalışan, hem saha içinde hem de saha dışında, sadece kendisi için değil takım arkadaşları için de en iyisini isteyen biridir. Her zaman mutlu olmaya çalışır. Mutluluğun yanında da insanları mutlu etmeye çalışır. Yarışmacı ruha her zaman sahiptir. Çünkü her zaman kazanmak ister. Bu her zaman kazanma isteğiyle birlikte aslında biraz daha futbol karakteri de ortaya çıkmış oluyor. Çünkü hiçbir zaman kaybetmeyi kabullenebilen biri olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Hayatımı bu işe adadığım sürece, bu işi yaptığım sürece her zaman en iyisini hem kendisi için hem takım arkadaşları ve takım için isteyen birisi olacağım. Bitirmeye çalışacağım. Transfer süreci aslında çok hızlı gelişen bir süreç oldu benim adıma. Menajerim bana Trabzonspor'un teklifinden bahsettiğinde ilk iş olarak tabii ki şehri, kulübü ve bütün detayları daha detaylı bir şekilde araştırmaya başladım. Çünkü gelmeden önce de kulübün nasıl bir kulüp olduğundan ya da büyüklüğünden zaten haberdardım ve bilmem gereken ufak detaylar eksikti belki de. Bunları araştırdım, arkadaşlarıma sordum. Ama zaten Trabzonspor gibi büyük bir kulüp size teklifte bulunduğunda yalnızca mutlu olabilirsiniz ve bu teklifin detaylarını düşünürsünüz. Bizim de transfer sürecimiz böyle gelişti aslında. İlk duyduğum andan itibaren çok mutlu oldum ben de. Bütün detayları konuştuk. Süreç çok ağır da ilerlemedi. Aksine tam da hızlı gelişen bir süreç oldu. Ve çok çabuk da bir anlaşmaya varabildik. Çünkü ben de zaten buraya gelme isteğindeydim. Ve buraya geldikten sonra da zaten gelmeden önce baktığım, araştırdığım bütün her şeyin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Ve önümüzde de çok önemli bir gelecek olduğunu düşünüyorum birlikte. Doğrusunu söylemek gerekirse tam anlamıyla biliyor muydun diye soracak olursanız tabii ki tam anlamıyla bildiğimi söyleyemem. Tabii ki gelmeden önce fikirlerim vardı, ancak kulübün bu kadar büyük bir kulüp olduğunu, taraftarların kulüplerini gerçekten ne kadar sevdiklerini bu detaylarıyla ben de görmemiştim daha önce. Tabii ki fikirlerim vardı ama buraya gelip işin içine girdikten sonra, şehirdeki insanları tanıdıktan sonra, taraftarların kulübe hissettikleri o aidiyeti ve o sevgiyi gördükten sonra her şeyin çok daha fazla farkına varabiliyorsunuz. Benim için de böyle gelişti aslında. Gelmeden önce bahsettiğim gibi fikirlerim vardı ama geldikten sonra ve bu ailenin bir parçası olabildikten sonra ancak işlerin ne kadar büyük olduğunu, Trabzonspor'un büyüklüğünü, taraftarın kulübe olan o sevgisinin büyüklüğünü daha görmüş olabildim. Zaten bu sevgi ve bu aidiyet duygusu bizi başarıya ulaştıracak olan diye düşünüyorum. Çünkü bu kulübün ve bu şehrin başarıya ulaşabilmek adına bütün her şey elinde var. Sadece bunları ortaya çıkarması gerekiyor. Ben Türkiye Süper Ligi'nin gayet yarışmacı ve gayet zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçları genelde ya da ufak detaylarla kazanıyorsunuz ya da o ufak detaylarla o maçı kaybedebiliyorsunuz. Ligde oynayan oyuncuların kalitesi zaten bahsetmeye değer, çünkü bu oyuncular gerçekten çok üstün yetenekli oyuncular ve çoğu da çok kaliteli yerlerden, çok kaliteli takımlardan geliyorlar. Ve bu da zaten ligin ne kadar zor bir lig olduğunu gösterebiliyor. Çünkü oyuncuların tamamının ve takımları düşündüğünüzde bunların hepsinin önünde önemli bir gelecek var. Çünkü bu oyuncular gelecekte daha iyi yerlere gelebilecekler ve öğrendikleri tecrübelerle birlikte çok daha iyi performanslar gösterebilecekler. Dolayısıyla ben çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum Türkiye Süper Ligi'nin. Tabii ki bir bek oyuncusu olarak önceliğim her zaman savunma yapmak. Daha doğrusu savunmayı iyi yapabilmek ve takım arkadaşlarının iyi savunma yapabilmesine yardımcı olabilmek. Ancak her zaman öne çıktığında, hücuma katıldığında etkili olmaya çalışan ve etkili olurken de takımına asist ve gol katkısı yapmaya çalışan bir oyuncu oldum. Çünkü eğer bir bek oyuncusu olarak hem iyi savunma yapar hem de top size geçtiğinde iyi atak yapabilirseniz takım arkadaşlarınıza artı bir opsiyon oluşturma fırsatınız oluşuyor. Futbol benim için bir tutku, ancak kariyerim sonrasında belki gelecekte futbola devam edecek miyim? Futbolun içinde mi olacağım yoksa çok uzağında mı olacağım, bunu bilmiyorum ama futbol benim için her zaman bir açık kapı olacak ve her zaman futbolun içinde olmak isteyen biri olacağım. Çünkü bahsettiğim gibi futbol benim için büyük bir tutku. Ama şu an için gelecekle ilgili açıkçası çok fazla düşünen biri değilim ve çok fazla bir hedefim yok şu an için. Tabii ki hedeflerim, isteklerim var ancak futbol sonrası ya da çok uzun gelecekte neler yapacağımı inanın ben de bilmiyorum henüz. Futbolun başındaki kişi ben olsaydım eğer tabii ki bazı kuralları, bazı ufak detayları değiştirmek isterdim. Ama futbola çok da dokunulmaması taraftarıyım ve şu an itibariyle gerçekten elimizde çok güzel bir oyun var ve buna çok fazla dokunma taraftarı değilim. Özellikle eğer düşünecek olursak değiştireceğim şeylerden belki de en büyüğü maddi yetersizlikler sebebiyle maçlara gelemeyen, maddi yetersizlikler sebebiyle takımına istediği desteği veremeyen taraftarlar için bir şey yapmak olabilirdi. Benim için hocamız Abdullah Avcı'dan bahsetmek çok kolay olacak aslında. Çünkü kendisi de aslında benim gibi birisi. Açık, dürüst, konuşmaya her zaman açık olan birisi ve her zaman fikirleri olan birisi. Çünkü sahaya çıktığınızda, onunla beraber çalışmaya başladığınızda hocanızın fikirleri olduğunu, hocanızın bu işleri daha önceden düşündüğünü ve takımı için en iyisini yapmaya çalıştığını zaten görebiliyorsunuz. Ve düşüncelerini, bizim hakkımızdaki ve rakip hakkındaki düşüncelerini çok net ifade eden ve yapmamız gerekenleri çok dürüst bir şekilde ve hiçbir şekilde başka kelimelerin arkasına sığınmadan anlatabilen birisi. Dolayısıyla kendisiyle çalışmak hem benim için hem çok kolay hem de çok zevkli ve dolayısıyla her zaman zaten ne kadar sıkı çalıştığını ve takım için en iyisini yapmaya çalıştığını görebiliyorsunuz. Buraya gelmeden önce de zaten kendisi bilinen bir isimdi ve Tanrı'ya şükürler olsun ki sonuçların da gelmesiyle, sonuçların da onu rahatlatmasıyla birlikte hocamızın da takımımızın genelinde ne kadar çalıştığını, ne kadar iyi işler çıkardığını ve birlikte büyük başarılar kazanabileceğini zaten görebiliyorsunuz. Umuyorum zaten bu yolun sonunda da hep beraber büyük bir mutluluk yaşayacağız. Yine doğacak olan kız çocuğumla birlikte tabii ki kolay anlar olmayacak bizim adımıza. Şaka bir yana aslında çok farklı duygular bunlar. İnsanı çok mutlu eden duygular. Çok uzun süredir bekliyoruz bunu. Sabırsızlıkla bekliyoruz onun doğum anını. Çünkü o doğduğunda ailemize yeni bir birey katılacak ve Trabzonspor ailesinin yeni bir neferi olacak aynı zamanda. O da bizlerle beraber bu takımın başarısı için mücadele edecek ilk doğduğu andan itibaren. Röportajı bitirmeden önce Trabzonspor taraftarına aslında bir mesajım var. Çünkü normal hayatta çok fazla iletişim kurma ya da çok fazla fikirlerimizi paylaşma, duygularımızı paylaşma fırsatımız olmuyor belki de. Hem iletişimden dolayı hem de vakit bulamamaktan dolayı. Ancak ben insanlara hep aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Beraber mutlu olabiliriz. Özellikle Trabzonspor taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Çünkü sezon sonunda eğer bir başarı yakalayacaksak, eğer beraber mutlu olacaksak bunun aslında anahtarı birbirimize göstereceğimiz sevgi ve destek. Biz onların sevgisine muhtacız hakikaten. Çünkü çok iyi destekliyorlar ve her zaman yanımızda. Onlardan özel olarak diyeceğim, biz desteklemeye devam etsinler. O sevgiyi göstermeye devam etsinler. Sezon sonunda da bu mutluluğu beraber paylaşabilelim. Herkese selamlarımı iletiyorum.